Aşağıdalar mı hala? Evet. Melek'e sordum şimdi. Yemek yiyorlar. O kadın da yanında mı? Evet. Süleyman'ın yaptığı hakaretler bitti. Şimdi de kadın başladı. Bir gecelik eğlenceymişim. İstediğini alınca gönderecekmiş beni. Ben o kadından korkuyorum prensesim. Uzak duralım. Tehlikeli biri. Madem bir oyun oynuyor Süleyman, ben de oynarım. İbrahim, şu ressam Leo'dan bir havadisi var mı? Hani dönecekti? Yok hünkârım. Bildiğiniz gibi dönmedi Kırım'da. Yazık. Yetenekli bir sanatçıydı. Sultan Süleyman. Eğer müsaade ederseniz yemeğe katılmak isterim. Rahatsız olduğunuzu sanıyordum. Sizin geldiğinizi duyunca hastalık bitti. Sizi görmek beni iyileştiriyor. İyileşmenize sevindim. Hürrem'le tanıştınız mı? Kendisi şehzadelerimin annesidir. Evet, biliyorum. Tanıştık. Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. İbrahim Paşa da öyle. Memnun olmanıza sevindim. Burası sanki kendi sarayım gibi. Duvarlarda resimler, masalar, heykeller. Siz çok zevkli paşa. Teşekkür ederim. Evet, öyledir. Çok zevklidir İbrahim Paşa. Çok iyi keman çaldığınızı duydum. Bir gün dinlemek isterim. Geç oldu. Hürrem, artık dönelim. Hürrem Sultan. Çok memnun oldum. Bu gece benimle kalacak mısın? Yorgunum Hürrem. Uyumak istiyorum. İyi geceler.
Sultanım iyi misiniz? Nilüfer iyi değilim. Hiç iyi değilim. Bir şey mi oldu? Isabella. Daha ne kadar kalacak burada? Bilmiyorum. Neden sordunuz? Hoşlanmadım bu geceki halinden. Size nasıl böyle yakın davranır? Beni kıskanmanız hoşuma gitti. Belki endişenizi anlamadım. Yoksa size olan aşkımdan kuşkunuz mu var? Asla. Size güveniyorum. Hem de çok. Fakat o kadınla aynı çatı altında kalmaktan da hoşlanmıyorum. Paşa Hazretleri. Söyleyin atımı hazırlasınlar. Bir şeyler yeseydiniz. Yok canım bir şey istemiyorum. Midem bulanıyor. Sen bana bir ıhlamur kaynat. Hemen hazırlatayım. Paşam. Ne oldu bir şey mi söyleyeceksin? Dahi Hatun. Saraya ne zaman döneceğimi sordu. Misafirlerimizi yolcu edelim. Sonra göndereceğim seni. Siz nasıl isterseniz. Prenses, maşallah iyi gördüm sizi. Sizden bir isteğim olacaktı. Nedir? Dua etmek. Dua? Kiliseye gidip günah çıkarmak istiyorum. Grand Jesus te imploro. Escucho mis plegarias y ayúdame. Jesús, encarnación del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Lleno de gracia todopoderoso, Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Amén. Günah çıkartmak isteyen siz misiniz? Hayır. Hünkârım. Prensesi çağırın gelsin. Prenses sarayda değil hünkârım. Nasıl değil? Benden habersiz çıkmasına izin mi verdiniz? Hünkârım, İbrahim Paşa arabayı hazırlattı. Birlikte gittiler. Nereye gittiler? Bir şey demediler. Ben Hatice Sultan'a geldiğinizi haber vereyim. Gerek yok. Dinliyorum kızım. Yüce İsa'nın bağışlayıcılığına sığın ve anlat. Nişanlı bir kadın olarak hissetmemem gereken şeyler hissettim. Nasıl hisler? Biriyle yakınlaştım. Kocam olmayan biri. Üstelik Müslüman. Ne kadar yakınlaştın? Beni öptü zorla. Biliyorum çok büyük günah. Bir daha olmayacak. Dua et kızım. Aklından bu düşünceleri uzaklaştır. Sen masumsun kızım. Bana yardım edin. Artık ne yapacağımı bilmiyorum.
Kastilya Prensesi Isabel Fortuna. Sultan Süleyman beni burada esir tutuyor. Ailem nişanlımı öldüğümü söyledi. Herkes yasımı tutarken ben burada esir hayatı yaşıyorum. Biliyorum sizden bunu isteyemem. Ama buradan kurtulmak için tek çarem sizsiniz. Ben ne yapabilirim? Hadi Teo, gidelim. Babam bizi bekliyor. İbrahim Paşa. Çok teşekkürler. Gidelim artık. Signor Gritti, geldiğiniz için teşekkür ederim. Eder. Bu kadar acil mesele neymiş merak ettim. Prenses Isabella Fortuna diye birini tanıyor musunuz? Neden soruyorsunuz? Tanıyor musunuz? Evet. Ama ne yazık ki yakın bir zamanda kaybettik. Yangında öldü. Emin misiniz öldüğünden? Ne demek bu? Bugün bana bir kadın geldi. Günah çıkartmak için. Adının Isabella Fortuna olduğunu söyledi. Ölmediğim, yardım edin dedi. Nasıl olur? Bilmiyorum. Bana söylenen bu. Nasıl bir kadındı? Yüzünü tam olarak göremedim. Ama Tanrı'nın şanslı kullarından biri. Peder, eğer dediğiniz doğruysa kiliseye büyük bir bağışta bulunacağım. Nilüfer Hatun. Hürrem Sultan mı çağırdı yoksa? Hürrem Sultan ipek kumaşlar istedi. En iyisinden olacakmış. Gül Ağa dururken bana ne hacet? Yoksa küstü mü o mendebura? Böyle mi diyeyim sultana? Ay, herkesin de dili bir pabuç. Hadi sen git ben hallederim. Haydi. Al şu kapağı. La havle ve la kuvvete illa billah. Geldiniz. Şimdi geldim. İşte. Hürrem Sultan'ın istediği kumaşları getirdim.
Ne yapacak sultan kumaşları? Niye istedi? Bilmiyorum. Kimse keşke benden isteseydiniz. Sümbüle ne hacı sultanım? Senin daha mühim bir işin var. Emredin sultanım, derhal yerine getirin. Geçen gün bir yılan görmüştünüz. Evet, o çirkin mahluk. Siz hiç korkmayın, ben onu bulup öldüreceğim. Sakın ha, yazık, öldürme. Duymadın mı? Uğursuzluk getirirmiş. Ama hayvan çok zehirli sultanım. Şehzadelerimiz bahçede dolaşıyor maazallah. Oha, vallahi o. Ne? Bu mu? Evet, bu. Şunun gözlerine bakın sultanım. Aynı sümbül gibi bakmıyor mu? Yakala şunu. Efendim? Yakala dedim. Sonra uygun bir yerde sakla benim için. Söyledim. Hürrem'in saltanatı bitti. Sultanım, dualarım kabul oldu. Bütün istediğim buydu. Onu zavallı, çaresiz bir şekilde görmek için canımı bile vermeye razıyım. Hı? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bütün gün görmedim sizi. Yoksa sevgili dostunuz İzabella'nın mı yanındaydınız? Doğru. Onunlaydım. Ama sonra alıp götürdüler. Hünkârımız av köşküne dönmesini buyurmuş. Hı. Hani buraya getirecek diyordunuz? Belli ki hünkârımız onunla yalnız kalmak istiyor. Böyle senin için daha kötü. Bundan sonra elin ona hiç uzanamayacak. Yanılıyorsun. Ben kazanacağım sultanım. Yine ben kazanacağım. Sultanların en kıymetlisi. Eğer yılanı soruyorsanız, yılanı bir güzel yakaladım, sonra da kapattım sepeti. Bırak şimdi onu. Gel buraya. Sen kumaşları al, terzihaneye götür. Bir kaftan yapsınlar. Yarına hazır istiyorum. Sizin için mi sultanım? Hayır. Prenses İzabella'ya hediye edeceğim. Bir prensese layık bir şey olsun. Emredersiniz sultanım. Valide Sultan Hazretleri geldiler. Validem. Buyurun. Bu kumaşlar ne Hürrem? Hatice Sultanım'ın misafiri Prenses İzabella'ya bir kaftan hazırlatıyorum validem. İspanyol hatun bizim ipek kumaşları görsün istedim. Güla ilgilenecek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım sultanım. Müsaadenizle. Sen tanıştın yani prensesle. Nasıl bir hatun? Zarif, kibar. Güzel değil mi? Güzel mi? Öyle güzel denemez. Değişik yani. Vardır elbet onun da beğeneni. Merak ettim şu prensesi. Hatice'ye uğrayayım, belki ben de görürüm. Prenses Hatice Sultanım'ın yanından ayrıldı validem. Bence iyi de oldu. İbrahim Paşa'yla pek sıkı ahbap olmuştu. Malum, ateş barut meselesi validem. Sultan Süleyman.
Duydum ki bugün günah çıkarmışsınız. Evet. Yasak mı? Merak ediyorum ne günah işlediniz. Aylardır burada esirsiniz. Siz dediniz bana dokunmak yok asla. Ama dokundum. Öptünüz beni. Utanç içindeydim. Bu benim işlediğim günah. Diyelim. Siz neden utanç içindesiniz? Artık bir ailem yok. Bir geçmişim, geleceğim yok. Beni buradan kurtaracak, beni koruyacak hiç kimsem yok. Bir tek Tanrı'ya sığınabilirim. Sizin gücünüz karşısında kendimi çaresiz, zavallı hissediyorum. Belki de başınıza gelen her şey sizin için bir şanstır. İkinci bir hayatınız olacak. Yeni bir hayat. Ben bir prenses olarak doğdum. Öyle yaşadım. Siz bana diyor köle ol. Ben bunu kabul edemem. Bunu istemiyorum. Tanrım, bana yardım et. Hünkârım. Prenses Isabella. Bu nedir? Sultan Süleyman'ın size hediyesi. Kabul buyurunuz. El emeği göz nuru. Hünkârımız bizatihi kendisi yaptı. Kendisi mi? Pek hünerlidir hünkârımız. Mücevherleri öyle bir işler ki ruh katar ruh. Canlanır adeta. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Geri çevirecekseniz kendiniz verin. Ben cüret edemem.
Çok isabetli bir karar verdin. Ne kararı? Hatice Sultan Isabella gittiği için çok memnunmuş. Hatice'm fazlasıyla evhamlı. İçi rahat etsin diye gönderdim. Ayrıca benim İbrahim'e olan güvenim tamdır. Ve kardeşime olan sadakatinden de kuşkum yoktur. Benim de yok. Bilhassa sana olan sadakatinden. Bu gece kollarında uyumak istiyor. Sen içeri geç Hürrem. Ben birazdan gelirim. Tamam. Bekliyorum. Hürrem, bir şey mi oldu? Hiç. Seni bekliyordum. Sultanım. Dur. Köşe giremezsiniz. Kimsiniz? Bostancı Ağa, kendine gel. Durdurduğun Hürrem Sultanımızdır. Kör müsün? Aklını mı kaybettin sen? Çekil. Affedersiniz Sultanım. Bağışlayın. Buyurun. Tamam, tamam. Ağa, sen burada bekle. Ne işiniz var burada? Süleyman burada olduğunuzu biliyor mu? Zavallı Isabella. Buraya mı hapsettiler seni yine? Süleyman beni yine buraya getirdi. Alışmaya çalışıyorum. Alışmak için pek vaktin olmayacak. Ne demek bu? Buraya gelmeni ben istedim. Neden? Biliyor musun? Yalnız kalman için. Ben anlamıyorum. Siz ne istiyorsunuz benden? Elim kolum bağlı. Ne yapabilirim? Dua edebilirsin Isabella. İnançlı bir Katolik olduğunu söylüyorsun. Dua et.
Çünkü ihtiyacın olacak. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben nişanlı bir kadınım. Ne Süleyman ne bir başkası. Nişanlıma asla ihanet etmem. Edemem. Neden taktın? Hı? Bana ait olan erkeğimi neden almak istiyorsun? Senin canını mı alayım?